Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 4-10 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Dolunay haftasındayız. Ayın ışığı büyüyor ve parlak. Üzerimizdeki etkisi de güçlü. Ve hafta başı pazartesi ve salı ay terazi burcunda parlayacak. İkinci evinizde biraz para konuları gündemde. Bazı alışverişler, belki masraflar olabilir. Ya da ödenecek faturalarınız var. Ee, genel olarak bütçenizle ilgili konularda maddi durumunuz ve mal varlıklarınızla ilgili alanlarda daha hassas bir enerji var. Duygusal olarak da, zihinsel olarak da özellikle para konularına hafta başı odaklanabilirsiniz. Çarşambadan itibaren Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Artık Dolunay'ın enerjilerini daha yoğun hissedeceğiz. Tam Dolunay anı 7 Mayıs Perşembe 13.45'te. 17 derece Akrep Burcu'nda. Ve sizin 3. evinizde meydana gelecek. Evet 3. ev Dolunayları burası daha çok sizin evet düşüncelerinizi işaret eder. Bazı planlar, programlar, hani zihinsel süreçlerinizi işaret eder. Kararlar verme aşamasında olabilirsiniz. Özellikle 23 Nisan yeni ayıyla beraber oluşmuş bazı fikirler şimdi olgunlaşabilir. farkındalığınız artabilir bu dönemde. Ticari konular, günlük hayatınız, çalışma konularınız, öğrenciyseniz eğitim hayatınız, akademik konular ve önümüzdeki günlere ait bazı belirsizliklerin netleştiği bir dönemde olacağız Dolunay'la beraber ve siz de daha rahat belki artık plan program yapabileceksiniz ve tabii yakınlarınızla ilgili konulara işaret ediyor ee, oturduğunuz yaşadığınız yerdeki yakınlarınız olabilir komşularınız olabilir aile üyeleri kardeşleriniz akrabalarınız kuzenleriniz yeğenleriniz özellikle Dolunay'da onlarla ilgili konu ve gündemler olabilir Tabii görüşmeler mümkün. Belki daha fazla hani haberleşeceksiniz, bazı önemli haberler alacaksınız. Ama onların yaşamlarıyla ilgili bazı konularda da Dolunay döneminde sizi meşgul edebilir. Bunlar da mümkün görünüyor. Bir eğitime başlayabilirsiniz veya daha önceden başladığınız bir eğitimi de tamamlama aşamasına da bu dönemde gelebilirsiniz. Dolunay ile beraber hafta sonu Merkür, Boğa burcundaki Merkür'ün çok olumlu açıları söz konusu gökyüzünde. Sizin için de aslında çok olumlu çünkü Merkür Boğa burcunda sizin gibi toprak grubu bir burçta hem sizin güneşinizle hem de gökyüzünde Jüpiter'le, Plüto'yla güzel temaslar içerisinde olacak. Bu ne anlama geliyor? En azından hayata biraz daha olumlu bakıyoruz bu dönemde. Kendimizi kararsız hissettiğimiz konularda Dolunay sonrasında ...netleşmeler olabilecek. İşte eğitim hayatınız olabilir. Geleceğinizle ilgili ticari konular olabilir. Veya bazı özel seyahat planlarınız, tatil planlarınız olabilir. Bunlarla ilgili belirsizlikler netleşiyor. Ve elinizdeki bilgilerle beraber... ...önümüzdeki süreçte daha uzun vadeli hedeflerinize odaklanıp... ...düzenlemeler yapabilirsiniz. Ve burada da gayet uygun maddi manevi sizi tatmin edecek... Huzur verecek, sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden planları, programları harekete geçirmek için gerekli kişilerle görüşüp konuşmak için, kararlar vermek için Cuma'dan sonra, özellikle hafta sonunu daha rahat bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.